Selamlar. Enigmatika 2 Expert'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son bölüm Flaxcore'a doğru ilerliyorduk ve nükleer yakıt lazımdı bize. Hatta nükleer yakıt artı oradan da plütonyum üretmemiz gerekiyordu. Ben bölüm arasında biraz çalıştım ve bu arkadaşa ulaştık. Şimdi şuradan bakalım. Siz gidebilirsiniz. Nerede kalmıştık? Ah, plütonyumda. Şimdi plütonyum elde edebilmek için küçük plütonyum parçaları lazımdı. Küçük plütonyum parçalarını da buradan elde ediyorduk. Fuel Repressor'dan. Onun için de Depleted Uranium Nuclear Fuel lazımdı. Bunu da Fission Reaktöründen geçirecektik. Ve bu arkadaşı öğrenmek için de Uranium 238 artı 235'i karıştırıp nükleer yakıt yapmamız gerekiyordu. Yani şu yoldan ilerlememiz gerekiyordu. Burası basit olan kısım. Yalnız bu Enriched Uranium Nuclear Fuel ve bundan sonrası için bana değişik bir kıyafet lazımdı ve o kıyafeti ben yaptım. Yoksa arkadaşlar nükleer zehirlenmeden ölüyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Hatta benim kendiminki vardı. Adem Hoca sağ olsun bana şaka yapayım derken benim üstümdeki zırhı kırdı. Ben de 12'ni aldım. Yalnız yapmamız gereken şey bu. Scuba Helmet yapıyorsunuz. Artı neydi onun adı? Hazmat. Ben bunu yapmıştım. Adem Hoca bunu yapmış. Bu biraz daha zor yapması. Yani pahalı. Yalnız gördüğünüz gibi alt plastik bir boya. Yani bunu yapıyorsunuz. Göğüslü yine alt plastik iki boya. Ve boot. Şu arkadaş yapıyorsunuz. Space boot değil. Infinity boot değil. Rubber boot. Bu arkadaş yapıyorsunuz. Dediğim gibi bu eşyaları yapmadan sakın ha sakın bu nükleer atıklara falan ellemeyin. Uranyum. Normal şöyle başlanıyor. Uranyumu alıyorsunuz. Daha önce yapmıştık diye hatırlıyorum ama burada izotop separator var. Buradan uranyumu geçirdiğiniz zaman size uranyum 238 ve uranyum 235'i veriyor zaten. Bunları alıp hele bir bekleyelim. 3 tane lazım, bundan 6 tane lazımdı. Şu şekilde alıyoruz. Ya buraya kadar daha herhangi bir şey yok. Nükleer serpinti. Şöyle. Uranyumu kendisi lazım. Şu parçalar değil. Artık buradan sonrası nükleer atık oluyor. Enriched Uranium Nuclear Fuel. Bu arkadaşı alıp bir tane füzyon reaktörü kurmanız lazım. Yine bu füzyon reaktöründe bu yakıtı artık Türkçe terimi nedir bilmiyorum ama bunu yakıp eritmeniz lazım yani bu yakıtı. Benim bildiğim, yapabildiğim en küçük füzyon reaktörünü yaptım. Bunun içinde cyanide yaptım da bu başka bir şeyle ilgili. Bunun içinde yakıtı eritiyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda bayağı uzun sürüyor. O yüzden ben bunu bölüm arasında zaten yaptım. Sadece size göstermek için şey yapıyorum. Şu anda nükleer atık oldu bu. Yani enerjisi bitmiş. Reaktörde şu olmuş depleted uranium fuel oldu. Gelelim buraya şu. Bunu bir kapatayım. Herhangi bir patlama olacağını zannetmiyorum ama. Evet. Bu arkadaş bu. Fission reaktör casing yapıyorsunuz. 3, 3, 3, 3. Köşelerini kapatmanıza gerek yok. Komple etrafı böyle. Yalnız bunun içine geldiğiniz zaman bunun soğutuculara ihtiyacı var. Ve sellere. Yalnız belirli kurallar çerçevesinde yapılıyor bu. Değişik cooler'lar var. Yani soğutucular var. Her kullandığınız soğutucu. Mesela lapis cooler
Lapisten yapılıyorsanız lapis size diyor ki ne? Bir kenarımla casing'e bakmam lazım. Bir kenarımla en azından sele bakmam lazım. Yani bir kenarı casing'e bakıyor, bir kenarı sele bakıyor. Bunun kurulumu böyle. Mesela lapis var. Lapis demişim. Işık taşı var. Işık taşı diyor ki ne? Bir tane kulura değmem lazım, bir tane şuna değmem lazım, bir tane buna değmem lazım. Sürekli o kuralları takip ederek gitmeniz lazım. Yoksa reaktörünüz çalışmaz. Daha büyük reaktörler yapabilirsiniz enerji üretimi için. Yalnız bu kuralları şey yapmanız lazım. Mesela şuradan gösterebilecek miyim bilmiyorum. Çok karmaşık. Mesela altın. Must be adjunct to at least one valid water cooler. Bir tane su soğutucusuna ve bir tane de redstone cooler'a bağlanması lazım diyor. Redstone cooler burada. Redstone cooler diyor ki ne? En azından diyor bir tane diyor reaktör seline bağlanmam lazım ama kenara bağlanmamam lazım. Yani ilk önce bunu koyacaksınız, sonra ötekini, sonra ötekini, sonra ötekini. Burada ne diyorsa onu takip etmeniz lazım. Ve buradaki en basit cooler. En basiti o. Çünkü diyor ki ne, bir tane yakıt şeyine bağlanmam, bir de kenara bağlanmam lazım. Bu da böyle oluyor. Ben bunu bu arada kullanmayacağım. Şunu kırmam lazım. Bunu işin doğrusu bir kereliğine kullandım. Burada da füzyon kontrolü var. Şu anda çalışmıyor. Mecbur yanında bir redstone hattıyla bunu aktive etmeniz lazım. Bana lazım olan bir tane bundandı. Neden bir tane? Çünkü bunu UU meter'la çoğaltabiliyorsunuz. Bu nükleer atık. Şimdi nükleer atığı götüreceğiz. Madikkinenin adı aklıma gelmedi. Burada bunun içinden plütonyumunu çıkartacağız. O da bu arkadaş. Fuel reprocessor. Bunu bunun içine atıyoruz. Ve bana tekrardan uranyum 238 veriyor. Ve tiny pile of plütonyum. Bana bundan 9 tane lazım. Ben burada bunu gördüğünüz gibi tiny pile of plütonyumu UU meter'dan alabiliyorum. Bundan 9 tane yaptık. 9 tane birleştirdiğiniz zaman plütonyum oluşuyor. Plütonyumu da yine burada çoğaltabiliyorsunuz. Ve plütonyumdan bize Pellets of RTG lazımdı. Ve ben bunu da yaptım. Pellets of RTG de Dense Iron Plate'lerle oluyor. Yani 9 tane demir plakayı şey yapıyorsunuz. Fuel of RTG. Gördüğünüz gibi burada 12 tane yaptım. Bu bize niçin lazımdı? Oktatüs kapasitörü yapabilmek için Charged Draconium Block. Ve benim Draconium'um yok. Olan bütün Draconium Ejder'i kestiğimizde bana verdiği 10 tane Dust. Draconium'a ulaşabilmek için de bize 6. seviye Void Ore Miner lazım. Ve bende 5. seviyesi var. Void Ore Miner 6. seviye. 6. seviye için de gördüğünüz gibi Palace of RTG lazım. Ethereum zaten var. Onlar çıktı. 4 tane Ethereum blok. Ve 5. seviye Ore Miner lazım. Hemen gidelim. Ore Miner'ımızı bir kıralım. Bu arada şunu da artık... Ha bu arada şeye geçtim artık. Wireless Crafting Terminal'a. Onda yapımı basit zaten. Şu arkadaş. Normal wireless terminalinizi alıyorsunuz. 4 tane Mi Crafting Terminal. 4 tane de Flux Pearl ile birleştirince bu arkadaş oluyor. Bunu tekrardan Security Terminalinizden geçiriyorsunuz. Yine sistem sizi tanısın diye. Şuradan bir yemek yiyelim. Bunlar iyi yemekler yalnız. Ardı ardına yiyebiliyorsunuz. Yani yanlışlıkla bir yere bakarken bu 14'ünü de yiyebilirsiniz. Bu arkadaşı kırabiliriz artık. Hop, aşağı düşmesek iyi olur. Ha bu arada slime boot çıkarttığım için fall damage alabilirim. Ona dikkat etmem lazım. Şu nükleer atık işiyle bir işim bitsin. Hadi. Aa yapma. Terasteel istiyor. Mecbur kazmayı bir tur daha bitmemiz lazım. Hemen şunu bir terasteel'e çıkartalım. Bu arada Adem Hoca'ya da terasteel lazım olmuş. Benden almış.
Acaba yerine koydu mu terastilleri? Hemen bir sabah yapalım. Tamam. Terastil yaptım zannediyordum ama. Yok, enderiyumda kalmışız. Terastil. Hey maşallah. Adem Hoca da abartmış. Benden bir blok aldı. 382 tane geri koymuş. Sağ ol. Hemen bunu bir eritelim. Casing. Sharpen kit varmış zaten içinde. Şunu biraz hızlandıralım. Oldu. Terastil, Sharpening kit. Getting started. Terastil'i de bitirdik. 4 tane infusion kristal veriyormuş. Sağ olasın da Master Infusion kristalimiz oldu. Bu neymiş? Supremium Sharpening kit. Oraya da ulaşırız, o da sorun değil. Bunu bir tane flint alalım. Bildiğiniz gibi kazmayı her bir üst seviyeye getirmek için lazım oluyor. Tool Forge. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Artık terastil pikeksimiz oldu. Bu seyanetler gidebilir. Beşinci seviye Void Ore Miner'ımızı bir kıralım. Onu altıncı seviyeye getirelim. Draconium'umuza ulaşalım. Ondan sonra artık şu flux core'ları yapalım. Yalnız bu flux core'ları çoğaltmak için bunu da aldık. Benden düz sekmil ile bu işi yapabileceğimi söyleyecek mi, yoksa gerçek sekmil mi isteyecek, onu bilmiyorum. Oh, öldüm. Ölmedik. Bu mesafeden. İyiymiş. Allah Allah. Şimdi benim buradan çıkmam için glove'a ihtiyacım var. Şunu bir aktive edelim. Şuradan tırmanaraktan çıkalım. İyi korktuk. Slimeboot'la fark etmiyor nereden düşersin de düşün de. Ölürüm diye tahmin ettim. Çünkü zırh değeri olarak pek bir şeyi yok. Sadece nükleer serpintiden kurtarıyor sizi bu hazmat. Bir parça mı kalmış yukarıda? Onu da alalım. Bir parça da orada kalmış. Olmazsa bir sonraki bölüm artık şu personel nanobotu yapalım. Çünkü artık uçmak istiyorum. Ve Angel Ring'lerle de uğraşmak istemiyorum işin doğrusu. Şu anda belki Angel Ring yapabilirim ama belki de görev icabı yapmam gerekecek. Arkadaşlar ben şunu bir kırayım. Az sonra 6. seviye Void Ore Miner yaparken tekrardan görüşürüz. Evet, Void Ore Miner 6. seviye yapmak için. Bize ne lazımdı? Ha, bunu Basic Crafting'de yapacağız. Burada mıydı bu arkadaş? Basic Crafting demişken, burada ben kristal tin ingot yapmak için 64 tane koymuştum. 10 tanesini aldım. Şunları da sizinle birlikte alayım dedim. 54 tane. Bize bundan daha çok lazım olacaktır. RTG. 2 tane bundan lazımdı. 1, 2. Köşelere koyuyoruz. Şunun adı neydi? Iridium Nötron. İridium. Bunun otocraft'ını verdim diye hatırlıyorum. İridium Nötron Kolektör. Evet. 2 tane. Yap bakalım bize bundan. Bütün parçalar var. Start. Ha, bu arada bölüm arasında
Bir iki değişiklik daha yaptım. Onları da göstereyim. Buraya büyükçe bir tane CPU yaptım. 9'a 9'luk. Yani 3'e 3'lük. 64K 9 tane crafting storage var. Bunun altında assembler'lar var. Şey, co-processing unit'ler var. Ve crafting unit'ler var. Hepsi 9'ar tane. Bunu böyle yaptık. Buraya bir ikinci assembler'lar ve interface'ler koydum. Otocraft'lar için. Yani bunun gibi bir tane daha burada. Buradaki bu küçüklerin hepsini kaldırdım. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bir tane de assembler koydum. Yine bazı şeylere su gerektiren veya likit gerektiren otocraftları yapabilmek için. Bir tane yeter mi bilmiyorum. Ama şimdi bir tane bıraktım onu. Bu arada bizim sistem yavaş yavaş dolmaya başladı gördüğünüz gibi. Artık burayı komple doldurmam gerekecek gibime geliyor. Başka ne yaptım bölüm arasında? Heh. Buradaki arkadaşı 3 katına çıkarttım. Normal 200'deydi. Şu anda 600 GRF biriktirebiliyorum. Da 2 gündür bir dolmadı. Dolmasını da istemiyorum şimdi doğrusu. Yavaş yavaş. Acele etmeyelim. Başka bir şey yaptım mı? Ya bu arada kalsiyum sülfatı buraya taşıdım. Yalnız bunun için bana sülfür lazım. İşin doğrusu elimdeki sülfürün çoğunu harcadım. Ve bunu ta otomatiğe de bağlamış değilim. Yani sülfürü bu arada şeyden baruttan elde edebildiğimi gördüm. Olmazsa öyle bir şey yapacağız. Çünkü elimde yeterince barut var. O da hep bu eleklerden eleme usulünden geliyor. Tamam, burada bu kadar yeter. De bu. Elimde olan en iyi yemek şu anda bu. Ama bu da iyi doyurmuyor herhalde. Nötron. 2 tane demiştik. Bunları da alalım. Böyle. Ve atiyum muydu? Atiyum blok. 1, 2, 3, 4. Miner 6. seviyeye ulaştık. Artık şu arkadaşları çıkartabilirim. Üzerimde bir şey kalmadı. Kendi zırhlarımı giyeyim. Şu arkadaşı yollayabiliriz. Şimdi 6. seviye Void Ore Miner için bize ne lazım? Hemen bir kağıt kalem alalım. Yazmıyor musun? Öyleyse bize bir digital guide lazım. Digital guide. Bir tane litrite kristal, bir tane de kitapla yapılıyormuş. Tamam. Void Ore Miners 6. seviyeye gel bakalım. Ne istiyorsun bizden? Structure frame 6'dan 92 tane istiyorsun. 56 tane structure panel. 20 tane null modifier veya speed veya artık hangisini istiyorsanız luck. Yalnız onlar aşırı derecede enerji yiyor. Şu anda onlara ihtiyacım yok. Laser core 6 tane. Ve bir adet lens. Şimdi bakmam lazım hangi lensi kullanmamız gerektiği için bu drakonyum için. Draconium Ore. Purple. Tamam. Lens Purple diye yazalım. Ve bu arkadaşları üretmeye başlayalım. Umarım bütün malzemelerimiz vardır. Structure Panel 5. seviye var. 6. seviyenin craftını bile vermemişiz. Tier 6. Tamam. Gel bakalım. Structure Frame Tier 6. Senden bir adet şey yapalım. 5. seviye istiyorsun. 2 tane Nether Star istiyorsun. Etium Kristal istiyorsun. Bunların hepsi bende var. Şuraya gelelim, hemen otocraft'ımızı koyalım. Herhangi bir yere. Bu yüzden. Tamam. Ve buradan diyelim ki ne?
Craft. 92 tane. Signalium blend'imiz eksikmiş. Onu Signalium blend tamam. Bunun otosunu yapmadıydım ta. Signalium blend. Bu destabilizer redstone'la copper silver tamam. Dust'ım mı yok? Sorun değil. Vardı orada gördüm. 20 tane etmez. Tamam, şunları da çevirelim hemen. Copper 3 tane istiyordu değil mi? Şuradan bir daha alalım. Hemen. Arkadaşlar ani luck spike'lar oluyor. Yani yükselip alçalıyor. O yüzden makineye bazen tıkladığım zaman kabul etmemiş gibi gözüküyor. Ama durum o değil. Bir, iki, üç. Ne yapalım şuradan? Portable tank alalım bir tane. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Şunun içine redstone aldık. Şu 40 tane hemen içeri yollayayım mı? Şu otocraft'ı verelim. Şu anda her şey var. Start. Sen onu yapa dur, ben biraz daha signalim blend yapayım. Ha, widerlar canlanacak. Şunu bir daha dolduralım. Umarım size fazla ses gelmiyordur. Şurada da olması lazım. 80'miş. Buradan böyle alabiliyorum. Alabiliyormuşum. Böyle koştur koştur geri. Şunları da sisteme yollayalım. Umarım ses size fazla gelmiyor. Şunu da biraz kısayım. Back to game. Son durum nedir? Oo, bayağı taş yapacağız. Aslında biz artık yavaştan Netherstar şeylere geçmemiz lazım. 52 tane structure panel. Tane lazımdı. Elli altı tane. Null modifier. Şurada modifier diye yazalım. İki tane speed modifier kullanalım. Bir tane. Ha, bunlar üzerimdeymiş. 17 yapıyor. 3 tane daha modifier yapayım. Burada her şey tamam. Tamam, start. Altı tane laser lens. 3 tane tamam oldu. 20 tane toplamda. Dediğim gibi bunu karışık karışık yapabilirsiniz. Laser. Tam 6 tane varmış zaten. Lens. Bir tane blue lensimiz var. Bu başka şey için. Laser drill için. Cam yok. Bu AutoCraft'ın da kötülüğü bu. Malzemeyi sonuna kadar kullanıyor. Yani bir tane bile geri bırakmıyor. Ne kadar lazımsa o.
Bir adet lens. Bize purple lazım. Purple rengini yokmuş. Şuradan bir tane alalım. Neydi? Mortal and Pestle. Gel. Bir adet. Magenta boya. Clear lensimizi. Şunu boyayalım. Tamam. Black laser lens gidebilir. Çünkü aramamız gereken şey. Son durum ne? 38 tane daha. ...35, 34. Bilseydim bunları daha önceden hallederdim. Biz bu arada ne yapalım? Ha, şu segmilin kendisini de yapmaya çalışalım. Segmil. Şu arkadaşı şuraya bir alalım. Neler var, neler yok. Bu yok, bu yok, bu yok. Dark Biometal Gear. Molten Dark Steel. Ne gerek var? Dark Steel mi? Var mı Dark Steel'im? 2, 3, 4. Bunun da bir resepsini atmamız lazım öyleyse sisteme yakın zamanda. Bu gear yapan da. Piston. Onun şeyi vardır zaten bu craft'ı. Yap 20 tane. Bir parçalarım var. Tamam. Son instrument machine case. Simple machine case. Simple machine case. Titanyum. Titanyum. 4 tane titanyum alüminyum lazım öyleyse. Hepsi var mı? Var. Start. Dört tane senden. Start. Bu arada bizim bitirler öldü. İki tane Infinity Biometal Gear yaptık. Dark Iron Bar'ım vardı herhalde. Tamam. Bunu yaptık. Bunu ne diyor? Industrial Dye Blend var mı? Maalesef yok. Green falan var mı? Hiçbir şey yok. Evet. Nether Quartz, tamam, o autocraft var. Organic Green Dye. Alloy Smelter'dan Clips and Trimmings istiyorsun. 12 tane. Bu kadar çok çiçeğim olduğunu tahmin etmiyorum. Başka neden oluyormuş? Grass'tan. Kaktüsüm var. Segmil'den geçireceğiz diyor. O sorun değil. Tamam. 12 tane lazımdı. Şunları alalım. Adem Hoca da bunu yerinden oynatmış. Başka bir şey lazımdı herhalde ona. Tamam. Slime. Bundan yap bana. Bunlar lazım olacak bayağı herhalde. Nether Quartz. Nether Quartz yap 100 tane. Tamam, siz de gelebilirsiniz. Senle. Sen. Bir adet Industrial Machine Case. Tamam. Ne bir challenge halletmişiz. Sen geri git, sen geri git. Bu ne?
Bilmiyorum da o herhalde bir yerden hediye geldi. Glove sen de gidebilirsin. Redstone sen git. Tamam. Ne yapıyorduk? Segmil. Gerçek segmilimiz de oldu. Ha, sol binder'ı şimdi kabul etti. Segmil yaptıktan sonra. Tamam. Tamam, sana da bir ara bir kapasitör şey yaparız. Slice and Splice'ı da şimdi kabul etti. Bir önceki bölüm yapmıştık bunları. Artık yavaştan şu şeyi yapalım. Structure 89 diyor. Eksik olan ne? Altı tane. Allah Allah, skal var. Ruh kum mu bitti? Bitmemesi lazım. O da var. Allah Allah. Patlamada mı gitti? Makinenin içine mi sıkıştı? Bunun içinde yok. Anlamadım. Tamam, 92 oldu. Şundan öteki craft'ı kapatayım artık. Gerek yok. Assembler'ımızı alalım. Bütün parçalar üzerimde herhalde. Hemen şunu kuralım. Daha sonra bu bölümü burada bitirelim. Çünkü örümcek, bir sakin ol şekerim. Çünkü benim bayağı bir drakonyuma ihtiyacım var. Biraz zaman alacaktır drakonyum bulabilmek için. Şuradan yukarı bir pool yapalım. Umarım yeterince alan vardır bunu yapmak için. Bayağı uzun sürdü ama. Neden bitirmedin? Bir yere mi denk geliyorsun? Ya yaptığım bir şey üstüme almadın mı? Allah Allah. Ha, son yaptığım 6 tane üstüme almadım. Yo, 28 tane almamışım üstüme. Structure plan. Ya zaten bunlar yeterince var da şunu üstünde dursun. Allah Allah, o nasıl oldu? Şurada 2 tane eksik. 3 tane eksik. Onu bir yere koyamıyorum. Ha, bu engelliyor. Başka neresi eksik kaldı? Assembled false. Neden? Neresi eksik kaldı? Herhalde şu aşağısı. Yo. Burası da tamam.
Başka da temas eden bir yerin yok ki senin kardeşim. Şuradan glove'ları tekrar alalım. Sevmiyorum şunu ama böyle yerlerde de lazım oluyor. Tırman bakalım. Bir tane eksik ama nereye koyacağız bunu? Sen onu bana söyle. Ha şurada. Başladın mı çalışmaya sen? Evet, drakonyumlar gelmeye başladı. Bayağı da iyi. De sen ne kadar? 139 bin. Direkt öteki hattı buraya bağlamam lazım yoksa bu 10 dakika çalışıp çalışmaz. Bütün enerjiyi yer bitirir ve öyle oluyor şu anda. Yapacak bir şey yok, tamam. Bunu biraz çalıştırıp hemen kapatacağım. Tamam sen kapan. Lan. Artık ne kadar geldiyse. Tamam tekrardan enerjiye giriş yapıyor. Çünkü o kadar enerjim yok. Var. Ama ikinci hattı daha buraya bağlamadım. Bu flux'ları bekliyordum. Hemen bakalım ne kadar drakonyumumuz olmuş. Onları bloğa çevirip bir sonraki bölüm artık bu flux'ı bitirip olmazsa speed modifier'ları çıkartıp null modifier'ları koyacağım. Şimdilik bu kadar enerjiyi sağlayamam. Drakonyum. 13 tane olmuş. Bana ne kadar lazım? Bana aslında 2 blokluk lazım. Bu 13 tane de çıkacaktır. Gel bakalım. Oldu arkadaşlar. Bir sonraki bölüm bu oktatik kapasitörleri yapalım. Flux core'a geçelim. Segmilimizi de yaptık. Zaten bir tane var elimde. Bundan zaten istediğim kadar çoğaltabilirdim. Ama ben kendim buraya ulaşmak istediğim için bu yolu izledik. Oldu. Bir sonraki bölüm bunu halledelim. Bir de şu enerji sorunumuzu bir bakalım. Artık bir üst seviye enerjiye çıkmamız lazım. Ona da bir sonraki bölüm bakarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.